Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çokgende açı ve uzunlukla alakalı soru çözeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz ne diyor? Bakalım bir. Konveks bir çokgenin 3 tane iç açısının ölçüleri 100, 120 ve 160'tır. Diğer açıların her biri ise 130 derece olduğuna göre, şu derece şurada olsun. 130 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi kenar sayısını bilmiyorum. Ben bu tarz sorularda dış açılardan gitmeyi tercih ediyorum. Şöyle ki, eğer bir iç açısı 100 derece ise bir dış açısı 80 derecedir. Eğer bir iç açısı 120 derece ise bir dış açısı 60 derecedir. Ne yapıyorum? 180'i tamamlıyorum. Ve 160 ise ne yapacağım arkadaşlar? 20 derece alacağım. Şimdi diğer dış açıların her biri ise 50 dereceymiş. Çünkü iç açısı 130 derece ise dış açıları 50 derece olacaktır. Dış açıların tamamı kaç derece yapacak? 360 derece yapacak. Şurası kaç yapıyor? 160. Bana kaç lazım? 200. Çünkü toplamları 360 olacak ya. 200 elde etmem için bana kaç tane dış açı lazım? 50'lerden 4 tane lazım. Bu 4 tane kenar demektir. 4, 5, 6, 7 tane kenar yapacaktır. Ne yaptım? Burayı 160 yaptım. 80, 20 daha 100, 60 daha 160. Burayı 200 yapayım ki dış açının toplamı 360 olsun. 200 olması için 4 tane lazım. 3 tane burada vardı. Demek ki 7 kenarlı bir çokgen olacakmış arkadaşlar. Şimdi bu bir çokgen kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5. Biz bir beşgenin iç açılar toplamını n-2 çarpı 180'den görmek istersek 5-2 3 çarpı 180'den cevabın 540 derece olduğunu biliyoruz. 540 ne? İç açılar toplamı. Burası A, burası A, burası B, burası B. 140, 260, 360. 360 artı 2A artı 2B eşittir 540'tan. 2A artı 2B eşittir 180'den. Demek ki A artı B kaçmış arkadaşlar? 90 dereceymiş. Eğer şu üçgende A, B ve alfanın tamamı kendini 180'e tamamlarsa, A ile B'nin toplamı 90 ise alfaya kaç kalacaktır arkadaşlar? 90 derece kalacaktır. Bu bir düzgün çokgenmiş. Ve şu açı 30 dereceymiş. O zaman çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? Çokgenin bir iç açısına x diyeyim. Şurada x var, şurada x var, şurada x var. Hatta şurada da x var. Ama çokgenin kaçgen olduğunu bilmiyorum. O zaman şurası ne kadardır arkadaşlar? 180 eksi x. Ve şurası ne kadardır? 180 eksi x. Çünkü bunlar doğrusal. Biz şunu biliyoruz doğruda açılar ve üçgende açılardan. Bunun toplamı bize bunu verecektir. Yani 180 eksi x ile artı 180 eksi x'i toplar. Bunu 30'da toplarsam bana kim verecektir? X'i verecektir. 390 eşittir 3x'ten x 130'muş arkadaşlar. 130 nedir? Bir iç açısı. Peki bir iç açısı 130 derece ise bir dış açısı kaç derecedir arkadaşlar? 180'i tamamlayacağı için 50 derece olacaktır. Düzgün beşgen. Ve bir düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu unutmayacağız. Ve bir eşkenar üçgenim var. DFC eşkenar. Eğer DFC eşkenarsa bütün kenarları birbirine eşittir. Bakın dikkat edin. Düzgün beşgenin bir kenara çizgi kullanırsam bunlar da birbirine eşittir. O zaman burası kaç oldu? 60. Burası kaç oldu? 60. Burası kaç oldu? 60. Ve 108 olduğu için buraya kaç kaldı? 48. Dikkat! Burada ne oluşmuş oldu? Bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. Bu ikizkenar üçgenin tepe açısı kaç derece? 48. O zaman siz şunu yapıyorsunuz. 180'den 48'i çıkartıyorsunuz. 132. Ve 132'yi 2'ye bölüyorsunuz. 66. Hocam siz nereyi buldunuz? Burayı ve burayı buldum. Peki benden ne istiyor? FBC. FBC. Yani benden zaten ne istiyor arkadaşlar? 66 derece istiyor. Bu gizli ikizkenarlığı tespit etmemiz lazım. Şimdi düzgün kare. Bütün kenarları birbirine eşit. Bakın biz buradaki düzgün beşgende bir kenarı tek çizgi kullandık. O zaman bunlar da birbirine eşit. O zaman burada ne olmuş oldu? Şu üçgende bir ikizkenar çıktı. Şurası 90. Şurası 108. Ne yaptı? 198. Eğer şurada bir tam açı var. 360'dan çıkarırsam 10'dan 8 çıktı ve 10'dan 8 çıktı 2. 15'ten 9 çıktı 6. 162. Eğer şu açı 162 derece ise tepe açısı, o zaman 180'den 162'yi çıkarırım. 18 ve 18'i 2'ye bölersem şu açı 9 derecedir ve şu açı 9 derecedir. Benden istiyor ABL. ABL. Yani benden dikkat ederseniz arkadaşlar 9 derece istiyor. Düzgün altıgen bir iç açısının 120 derece olduğunu unutmayacağız. Düzgün beşgen bir iç açısı 108 derece. Düzgün sekizgen bir iç açısı 135 derece. Nereden buluyorum? 360'ı kenar sayısına versem bir dış açıyı buluyorum. Onun bütünleri olan bir iç açıyı buluyorum.
Bu bir kare. Bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarı çizgi kullanırsam bakın bunlar da çizgidir. O zaman burada o demiş olduğum, o bahsetmiş olduğum ikizkenarlığı yakaladım. Şimdi şurası kaç? 90. Şurasının tam 120 olması için burası kaçtır? 30. Bunlar bir ikizkenar üçgen olduğu için kaç kaç olacaktır? 75, 75 olacaktır. Ve şurası kaçtır? 90. Şimdi şurasının 125, 120 olması için şuraya kaç kaldı? 45 derece kaldı. Şurası kaçtı? 120. Şurası kaçtı? 120. Mesela şu dörtgenden istifade edebilirim. F, A, B, T dörtgeninde iç açılar toplamı 360 derece olacak. 120, 120, 240. 45 daha 285. Eğer 360'dan 285 çıkarsam 10'dan 5 çıktı 5. 15'ten 8 çıktı 7. Demek ki cevap kaç olacakmış arkadaşlar? 75 derece kalacakmış bu açıya. Buradaki o gizli ikizkenarlık bana bakın dikkat ederseniz bu açıyı buldurmuş oldu. Düzgün beşkende. Eğer tabanı dik inerse ne yapar? Kesinlikle iki eşit parçaya böler. Bunlar da birbirine eşittir. Ve burayı eşit parçaya bölmekte kalmaz. Burada ne yapar? Açıortay yapar. Burası A birimse, burası A birimse, burası 2A birimse, burası A birimse, burası A birimse, burası 2A birimse, burası 2A birimdir. Bakın şuradaki açıortayın temel prensibinden GF'yi arıyorum, buna istiyorum. 2A'nın 8 oranı o da eşittir A'nın x oranı. 2AX eşittir 8A. A'ları sadeleştirirsem 2X eşittir 8 ve X'i kaç bulmuş olurum arkadaşlar? 4 bulmuş olurum. Düzgün beşgen. Bakın düzgün beşgenin bir kenarına çift çizgi demiş. O zaman bunlar da çift çizgidir. O zaman bunlar da çift çizgidir. Şimdi bir düzgün beşgenin bir içesi 108 derece. O zaman buraya kaç kaldı? 90 kaldı. Dikkat. Eğer burası 90'sa bu ikizkenar bir dik üçgen olmadı mı? Evet. Hipotenüsü 8 olan ikizkenar dik üçgenin dik kenarlarını bulmak istiyorsanız kök 2'ye böleceksiniz. Dik kenarları verilmiş. Hipotenüsü bulmak istiyorsanız kök 2'ye çarpacaksınız. O zaman DC kaçtır? DC 4 kök 2 olacaktır. Ama şunu şöyle de yapabilirsiniz. Şurası 8. Burayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. AA A kare artı A kare o da eşittir 64. 2 tane A kare o da eşittir 64. Bir tane A kare eşittir 32. Ve bir tane A eşittir 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Bir düzgün altıgen. Şimdi düzgün beşgenin bütün köşegenleri birbirine eşittir. Ama düzgün altıgenin bir en kısa köşegeni vardır. Kenarları AA A kök 3. Bir de en uzun köşegeni vardır 2A. Şimdi bakın. Bu düzgün altıgenin bir kenarı 6. Şu o düzgün altıgenin en kısa kenarıdır. 120-30-30 üçgeninden 120-30-30 üçgeninden AA A kök 3 felsefesi vardır. Yani burası 6. Burası 6, burası 6 kök 3'tür. Hatta bu dikme indirirsem bakın burası 2 ise burası 2. Bir kenar 6 idi. Burada 6, 2 kaldı. E burası ne kadar arkadaşlar? 6 kök 3. O zaman Pisagor kullanırsam kareyi bulabilirim. X kare eşittir. 2'nin karesi olan 4. 6 kök 3'ün karesi olan 108. X kare eşittir 112. 16 çarpı 7'den cevap 4 kök 7 olacaktır arkadaşlar. Hadi bir tane daha gelsin. Düzgün altıgen. Bakın BC 8. Bir kenara 8 vermiş. FK 3 katsa FK şurası 3x ise BK 4x'tir. Burası 4x. Burası 8. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın bu düzgün altıgende bu en kısa köşegendir. A kök 3 kadardır. Bu da en uzun köşegendir. 2A kadardır. Ya burası 8 ise buranın tamamı 16'dır. Ama ona gelmeden önce şunu yapacağım. GC'yi soruyor. Şurayı arıyorum. Şimdi siz şuradaki benzerliği görebildiniz. Bakın. Burada bir benzerlik var. Hatta bu benzerlik oranı kaça kaç? 3'e 4. Benzerlik oranı 3'e 4 ise soru işaretine 8 demektir. Bakın gördünüz mü? Bu üçgendeki benzerlik oranı 3'e 4 ise soru işaretine 8. Bunun 2 katı ise bu da bunun 2 katı olacak. O zaman burası kaçmış? 6. Şimdi burası 8 ise buranın tamamının 16 olması için çünkü 2 katıydı. 2A demiştim. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 10 kalmış oldu. Çokgenlerde açı ve çokgenler uzunluk. Yine şimdi hangi video gelsin? Dörtgenler gelsin.